Arkadaşlar merhaba, ben Üftü Hoca. Neyin peşindesin? Paragraf kampında geldik 3. güne hocam. 3. günde ne yapacağız? Olumsuz soru köklerini konuşacağız. Ve yine inanılmaz yol alacağız ki en fazla gelen soru tarzıdır olumsuz soru kökü. En sıkıcı olan, en sıkıntılı olan soru tarzıdır arkadaşlar. Biraz sorunla mı halledeceğiz? Sorunları çözeceğiz inşallah. Neyin peşindesin? Bölüm 3 arkadaşlar, aman dikkat. Tabii ki videoda 3 olumsuz soru kökü. Olumsuz soru kökü deyince birçok şey anlayacağız ama dur. Dur oralara geçmeden. Kaldığımız yerden şu sözcükleri tamamlamaya devam arkadaşlar. Mesela tek düze sorulmuştu biliyorsunuz. Tek düze. Tek düze kullanıldı arkadaşlar. Üstün körü soruldu. Bunlar hep soruya dönüştü. Tek düze bir anlatım. Monoton, sıkıcı anlamında. Tamam, lütfen dikkat. Şifahi. Sözlü. Şifahen bildirdim mesela. Sözlü olarak bildirdim. Şifahen. Şifahi. Tasavvur etmek. Bir tasavvur et bakalım. Bir düşün değil mi? Hayal etmek gibi anlamlara gelecek. Söylence ifadesi efsanenin yerine kullanılan bir ifade. Gelir mi tartışılır ama diğerleri mutlaka kullanılır. Monoton sıkıcı demiştik tek düzey için. Üstün körü özentisiz kullanılma ihtimali çok yüksek arkadaşlar bunun bu sene. Hemen şöyle bir yıldız koymuş olayım oraya. Lütfen hazır olun bu tarz ifadelere. Yeğlemek ifadesi ise tercih etmek. Ya ondansa ben onu yeğlerim. Onu tercih ederim gibi bir kullanımdan bahsediyoruz. Tamam. Aman dikkat. Peki çok sık kullanılan sözcüklerde bir 6'yı daha bitirmiş olduk. 3 gündür yapıyoruz. Ede olarak 18 sözcük cepte hocam. 100 küsür sözcük var, haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Evet. Olumsuz soru köklerinde ne yapacağız? Ne yapıyoruz? Şimdi onu konuşacağız. Bakın dikkat arkadaşlar. Olumsuz soru kökü derken. Sosu sosu. Evet. Soru kökü derken. Değinilmemiştir. Dikkat. Çıkarılamaz. Ulaşılamaz. Bahsedilmemiştir. Yoktur gibi şeylerden bahsediyoruz. 3 noktayı koymuşuz. Daha onlarca aklınıza geliyordur eminim. Ve sınavda 6 çizili olarak geldiğini unutmayın. Yani adamlar bize bir anlamda bak altını çizdim dikkat et diyor ama yetmiyor. Siz onu mutlaka bir yuvarlak için alın. Bir kere bunu da bir anlaşalım. Olumsuz da olsa, olumlu da olsa bak burada netleşelim. Soru kökündeki vurguyu mutlaka yuvarlak için alın arkadaşlar. Altını da çizmeyin. O da yetmez. Bak adamlar çiziyor mesela yokturu. Geliyorsun mesela öğrenci bir şey soracağı zaman ha hocam tamam tamam diyor. Ben bunu vardır olarak okumuşum. Daha çözeceğim mesela. A şıkkı bak şurada diyorum. Ha tamam tamam hocam tamam. Çözmenize gerek yok. Ne oldu diyorum. Ha yanlış okumuşum hocam deyip gidiyor öğrenci mesela. Değil mi? Bunu çok fazla yaşıyoruz. Doğal olarak yanlış okumalar aman dikkat çok fazla oluyor. Sizden ricam yoktur mu diyor. Altını çizmiş mi? Mecbur çiziyorlar arkadaşlar unutmayın. Olumsuz soru köklerinin altı çizili olarak gelir. Siz onu yuvarlak için alın. Ya da vardır mı diyor. Sen yeni yuvarlak için al. Yani gözün mutlaka o yuvarlığa ara ara baksın metni okurken. Ha tamam yoktur arıyorum. Tamam evet devam et devam et. Yoktur ha tamam gibi mutlaka kontrol içerisinde olsun. Yuvarlak için aldığınız zaman zaten dikkatiniz orada olacak. Hem metinden kopup gitmeleri önlemiş olacaksınız. O kafaların dağılmasını aman Allah'ım aklı her şeyin gelmesini önlemiş olacaksınız. Hem de o soru kökünde uyanık olacaksınız aman dikkat böylece. Peki bu soru tarzında önce seçenekler okunur. Doğru önce seçenekleri okuyoruz arkadaşlar lütfen dikkat. Ve sonra anahtar kelimeler belirlenir. Burada anahtar kelime belirlemek önemli. Çok alakasız gereksiz sözcükler üzerinde çok durmamak lazım. Dursanız dahi önce seçenekleri okuduğunuz için soruyu her türlü yapacaksınız. O ayrı bir konu ama nokta atış yaparsanız anahtar kelimelerde daha hızlı çözersiniz. Sonra parçaya geçtirir ve tek tek seçeneklerde belirlediğiniz anahtar kelimeler görüldükçe elenir. Lütfen dikkat. Direkt parçayla başlarsanız seçeneklere geldiğinizde parçayı çoktan unutmuş olacaksınız. Anahtar kelimeleri belirleyemiyorum diyorsanız bile önce seçenekleri okumalısınız ki parçaya geçtiğinizde tanıdık gelen kelimelerle seçenekleri eleyebilirsiniz. Aman dikkat arkadaşlar çok önemli vurgular bunlar. Yani sen hemen pat diye metne dalma. Hocam ben çok iyi anlıyorum ya falan desen de C'ye D'ye falan geldiğin zaman bu neydi bu burada var mıydı neyi anlatıyordu diye tekrar tekrar başa dönüyoruz. Böyle bir durum olmasın olur mu? Peki ne yaptık hocam? Geçen seneki kampımızda 1-2 çözülmüş. 3-4'ü çözeceğiz her zamanki gibi. Şöyle bir küçültelim sayfamızı hemen geçelim. Test 1'i geçtim. 2'yi geçtim. Geldim 3'e arkadaşlar. Evet test 3. Şimdi beraber satır satır bir gidelim. Soruyu şöyle güzelce bir yansıtayım ben ha. Harika çok güzel oldu. Evet geldik arkadaşlar test 3 soru 1'e. Geçen sene test 1 ve 2'yi çözmüşüz. Şimdi sıra 3'te hocam. Hadi bakalım ilk soru ne soruyor bize? Hangisine ulaşılamaz? Hemen soru kökünü yuvarlak için aldım. Dikkatimi artırdım. 20. yüzyılla birlikte birçok düşünce kendini göstermiştir. Birçok düşüncenin kendini göstermesi. Bilim felsefesiyle bilimsel felsefenin birbirinden farklı olması birbirinden farklıdır. Güzel. 20. yüzyıldaki düşünceler felsefecileri bilime itmiştir. Bilime itme. Güzel. Bilim felsefesi felsefeyi fizik ötesinden ayırmaya çalışmıştır. Tamam bilim felsefesi felsefeyi fizik ötesinden ayırma. Bilimsel felsefe felsefe bilim ilişkisinin bir göstergesidir. Felsefe bilim ilişkisi. Güzel. Hadi bakalım başlıyoruz. Bilim felsefesi bilimin mantığı üzerinde dururken bilimsel felsefe felsefeyi metafizikten ayırma düşüncesini taşır. Şimdi burası bana D seçeneğini biraz hatırlatıyor. Fakat lütfen dikkat. İşte sınav formatında soru dediğimiz şey bu. Yani görür görmez çat düşebilirdik. Ne diyor yukarıda? Bilim felsefesi diyor aman dikkat. Bilimin mantığı üzerinde dururken şimdi başlıyor soru. Bilimsel felsefe
metafizikten ayırmaya çalışıyormuş felsefeyi. Peki D ne diyor? Bilim felsefesi. Bak orada bilimsel felsefe ayırmaya çalışıyor diyor. Bu da D şıkkı da bilim felsefesi ayırmaya çalışıyor diyor metafizikten felsefeyi. Yani doğal olarak aynı şey değil. Buradan D'yi eleyemiyoruz. Bilim felsefesi bilimin sorgulanması konusunda yetkin bir duruş sergilerken bilimsel felsefe felsefeyi bilimin bir alt dalı gibi görme çabası içerisindedir. Yani bir anlamda metnin başından bu yana bilim felsefesiyle bilimsel felsefenin birbirinden farklı olduğunu görmeye çalışıyoruz, göstermeye çalışıyoruz. Devam. Bu iki kavram birbiriyle karıştırmamaya özen gösterirken bir yandan da bilimin felsefeye nasıl girdiğini sorgulamak gerekir. Özellikle 20. yüzyılda bilimin ön plana çıkışı düşünürleri bilimin varlığını ve nelerin bu alana dahil edilebileceğini düşünmeye itmiştir. Tamam işte bilime neden ittiğini aslında söylemeye çalışıyor. Ve bu arada arkadaşlar bilim felsefesi metafizikten öteye metin bitti zaten. D'yi bulamıyoruz bu arada, çıkaramıyoruz. 20. yüzyılda birlikte birçok düşünce kendini göstermiştir. Evet, bilimin varlığı, bu alana dahil edilebileceği birçok düşünürün devreye girmesi, değil mi? Fazlasıyla arkadaşlar A seçeneğini de buldum. Şimdi A'yı bulduk, B'yi bulduk, C'yi bulduk arkadaşlar. Aslında metnin geneli E'yi bana anlatıyor da devam edelim. Bu durum felsefecilerin bilim kavramıyla tanışmalarına neden olmuştur. Evet, yani felsefe bilim ilişkisi de çok rahat ne yaptı? Bize anlatıldı metnin başından bu yana. Metafizik vurgusu şuralarda geçse de burada bilimsel felsefe diyor. Şıkta bilim felsefesi diyor. İşte oyun, işte soru, işte kafa yakan, beyin yakan metinler, muhabbetler. Devam hocam, neredeyse hangisine değinilmemiştir? Türk boyları içerisinde Oğuzların kalabalığıyla bilindiğine, kalabalığıyla bilinme. Güzel. Avarların İstanbul'u kuşattıklarına, İstanbul'u kuşatma. Boyların birçok açıdan daha önce olmamış şeyleri yaptıklarına, daha önce olmamış şeyleri yapmaları, güzel. Oğuzların Osmanlı'nın kuruluşunda etken olmadığına, Oğuzların Osmanlı'nın kuruluşunda etken olmaması. Orta çağda birçok Türk boyu ve topluluğu olduğuna diyor. Birçok Türk boyu ve topluluğu varmış. Başlıyorum. Bakalım hangisine değinilmemiş arkadaşlar, neleri eleyebileceğim. Hadi görelim isterseniz. Orta çağdaki Türk topluluklarına ve devletlere baktığımızda Avarlar, Türgişler, Volga Bulgarları, Kırgızlar, Hazarlar, Karluklar, Tuna Bulgarları. Soru bitti be. Metin bitti be, tek tek onları sayacağız diye. Vallahi metin bitti. Şuraya kadar gel. Yani benim şuraya A, B, C, D, E'yi sıkıştırmam lazım. Ya da işte neyse, E ise cevap, A, B, C, D'yi. A ise diğerlerini. Vallahi sorunun yarısını böyle devlet adlarına bırakmışım. Neyse. Oğuzlar gibi birçok topluluk ve devletle karşılaşmaktadır. Tamam, bu bitti. Burası öldü. Burası öldü. Devam. Avarlar İstanbul'u ilk kez kuşatan ilk Türk devleti olmaları bakımından önemlidir. Tamam hocam, B seçeneğini eledim. Devam. Güzel. Oğuzlarsa Türk boyları içerisinde en kalabalık boylardan biri olma özelliğiyle biliniyor. Güzel, bunu da çok güzel eledim. Bakın şimdi ne kadar basit geliyor değil mi? İşte ilk soru mesela daha zordu hocam. Hayır, aslında aynı seviyede gidiyoruz ama soruyu çözüş tarzımız önemli. Ben bu metni okumuş olsaydım şıklara geldiğimde ne Oğuzların kalabalıklığını ne Avarların İstanbul'u ilk kez kuşatan Türk boyu vesairesi devleti olduğunu çıkaramayacaktım, hatırlayamayacaktım. Değil mi? Şimdi ben aklımdakilerle ilerlediğim için Avarlar, ha hatırlıyorum, B'de geçmişti. İşte Osmanlı, ha tamam D'de falan diye eleme yapabiliyorum. Şu an gidişat bunu belirliyor arkadaşlar, sorunun zorluğunu, kolaylığını. Zaman Osmanlı Devleti'nde temellerini atmış olacaklardır. Bu topluluklara genel olarak bakıldığında birçok ilki bünyelerinde barındırdıklarını görmektedir. Şimdi Avarları bulduk, Oğuzları bulduk, eyvallah. Ve Ceyhan'ı da zaten son cümle söyledi. Demek ki daha önce olmamış şeyleri yapmışlar. Birçok ilki gündeme getirdiklerine göre. Bunun dışında bizim boş dediğimiz, nereden saydım ya dediğimiz şu ilk kısımda aslında E seçeneğini açıklıyormuş değil mi? Orta çağda birçok Türk boyu ve topluluğu olduğuna. Orada bir sürü saymış işte. Birden fazla olması birçok dememiz için yeterli. Öznel bir ifade değil o. Doğal olarak Oğuzların Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda etken olmadığına dair bir yargı, bir bilgi yok arkadaşlar. Gayet net. Geldik üçüncü soruya. Bu sorular bir sıkıcı hale gelmesin. Bakın metin oldukça uzun. Şimdi kim okuyacak, kim yapacak değil mi? Dert gibi görünüyor. Oysa soruyu görür görmez tamamdır ya, ben bunun şıklardan gidileceğini, soruyu metnine tek tek eleyerek bulacağımı biliyorum demeniz sizi rahatlatır. Lütfen bunu yapın arkadaşlar. Bakın ne diyor? Karasal iklimle ilgili hangisi söylenemez? Bakalım. Ülkemizin birçok bölgesinde rastlanmaktadır. Birçok bölgede rastlanmakta. Bak anahtar kelimeyi çizdim. Ya kimse ülkemizin diye çizip geçmez. O kadar değil hocam. En azından bölgeyi çizer, bölgede rastlanmayı çizer falan. Bu doğrudur. Bölgeler arasında aynı özellikleri gösterir diyor. Tamam, bölgeler arasında aynı özellikler. Bitki örtülerinde değişik olmasını sağlar. Bitki örtülerinin değişmesi, güzel. Sıcaklık değerlerinde farklılıklar olmaktadır diyor. Tamam, sıcaklık değerleri, güzel. Mevsimlere göre değişik sıcaklıklar görülmektedir. Değişik sıcaklıklar. Yani sıcaklık değerleri, değişik sıcaklıklar. D ve E birbirini biraz destekliyor gibi sanki. Ülkemizde karasal iklim İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerde hissedilirken. Tamam hocam. Yani hocam birçok bölgede rastlanmaktadır. A'yı eledim hocam, değil mi? Devam ediyorum. Trakya'nın iç kesimlerinde de zaman zaman karasal iklime rastlanmaktadır. Güzel. Bu iklim tipinin bitki örtüsü ise bozkır olarak bilinmektedir. Bu iklim tipinde yazların sıcak ve kurak, kışların soğuk ve özellikle kar yağışlı geçtiği bilinmektedir. Yani burada aslında mevsimlere göre değişik sıcaklıkların görüldüğünü, yani doğal olarak sıcaklık değerlerinin değiştiğini de çok rahat çıkarabiliyoruz. B kaldı, C kaldı. Bitki örtülerinin değişik olması var C'de. Bölgeler arasında aynı özellikleri göstermesi var. Bakalım.
Karasal iklim bölgelere göre de değişik özellikler göstermektedir dedi. Aslında B seçeneğini ne yaptı arkadaşlar? Söyleyemeyeceğimizi bize, silgili kaleme alalım, gösterdi. Burada ne diyor? Aynı özellikler gösterir. Orada ne diyor? Farklı özellikler gösterir. Devam edelim. Doğu Anadolu bölgesindeki karasal iklim yüksek noktalarda Alpin çayırlarının varlığından söz ederken Güneydoğu Anadolu'nun karasal ikliminde kurakçıl çalıları varlığıyla bizleri değişik bitki örtülerine götürebilir. Değişik bitki örtüleri ifadesi de C seçeneğini gayet net eletti arkadaşlar. Bu kadar net. Hiç kasmanıza gerek yok. Bu sorular eğlenceli sorular. Çünkü şıklardan gidiyorsunuz. Birçok şeyi en azından 2-3 şıkı rahat hatırlıyorsunuz. Hatırladığınız şıklarla metinde eleme yapıyorsunuz. Hatırlayamadıklarınıza bakıyorsunuz. Bakın mesela ben az önce C ve D, şey D ve E'yi eledim, A'yı eledim, B ve C'yi bir daha okudum fark ettiyseniz. Döndüm mesela, dedim ki ha orada bitki örtüsü vardı, orada aynı özel. Tamam dedim, metni şuraya kadar getirmiştim zaten. Şurası için şıkka bir daha bir göz attım ve saniyesinde çözdük. İlerledik. Doğal olarak sizden ricam bu. Yani hocam çiziyorsunuz ama ben hepsini hatırlayamıyorum. Ben de hatırlayamıyorum, o da hatırlar. Rahat ol yani, kimse hatırlayamıyor hepsini. 5 şıkkı da aklına tutmaya hiç gerek yok. Tutamıyoruz zaten. Tutabilsek zaten, değil mi? Metni okuruz direkt. Aklımızda metin kalsın madem öyle, değil mi? O yüzden arkadaşlar o stresle, heyecanla acele etmeyin. Satır satır önce şıklardan başlayın. Soruların %99'unda kullanacaksınız aslında bunu, biliyor musunuz? Yani söylenebilir, çıkarılabilir, ulaşılabilir. Bunların hepsinde de yine önce şıklarla gidilmeli. Yani bunlar olumsuz sorularda zaten sınavın tamamına yakını. Yani neredeyse soruların %90'ında bir şıktan başlama durumu var. Peki hangisine değinilmemiştir? Bakalım arkadaşlar ne diyor? Gövdeden bahsedebilmek için iki yapım eki gerektiğini. Tamam, iki yapım eki. Güzel, ama bu bilgilendirici soru, güzel. Yapım ekinin görevinin gövde için dikkat edilecek bir şey olmadığına. Tamam, gövdenin görevi için dikkat edilecek bir şey değilmiş. Gövde halindeki sözcüklerin türemiş olmadığına. Gövdeler türemiş değildir. Şöyle yazdım. Eyvallah. Yapım eklerinin görevlerinin birden fazla olduğuna. Tamam. Görevlerinin birden fazla olması. Gövdeden türemiş sözcükte tür değişikliğinde olabileceğine diyor. Tamam. Tür değişikliğinde olması. Güzel. Bir sözcüğün gövdeden türemiş olması için mutlaka iki yapım eki almış olması gerekmektedir. Ben A seçeneğini beğeneyim hocam. Güzel. Bir yapım eki alan sözcük gövde kabul edilmektedir. Gövde için yapım ekinin görevinin bir önemi yoktur. Evet, aslında bunu B seçeneğinde söyledi değil mi? Gövde için yapım ekinin görevinin önemi yoktur diyor. Hadi paragraftan çıktık. Dil bilgisine ufacık bir geçelim, orada bir şey söyleyeyim. Yani gövdenin için görevin önemi yoktur diyor. Yani isimden isim mi yapıyor, isimden fiil mi yapıyor, buna bakmaz diyor gövde olması için sözcük. Tamam, alır diyor yapım ekini. Hiç ne olduğuna bakmaz, bunu söylüyor. Devam hocam. Yapım eklerinin isimden isim, isimden fiil, fiilden isim, fiilden fiil gibi görevlerin olduğu bilinmektedir. Eyvallah, tamam. Yani birden fazla görev olduğunda çıkarıyoruz çok rahat. Görevi ne olursa olsun bir yapım eki sözcüğü eklenirse o sözcüğü gövde yapar. Tamam. Yani gövde halindeki sözcükler türemiş sözcüklerdir. Gövdeden türeme sözcüğün türsel değişikliğini de içerisinde bulundurur. Bir bilgi sorusu, güzel bir soru. Aman dikkat, doğru cevap C seçeneği olacak. Evet, haydi gelelim 5'e arkadaşlar. Şöyle sayfamızı küçültelim. Sola çektik. Bunu aldık. Evet, her şey yoluna görünüyor. Peki. Hangisine ulaşılamaz? Gelin satır satır gidelim. Bakın ne diyor? Osmanlı Devleti'nde hükümdarlar farklı ünvanlar da almışlardır diyor. Farklı ünvanlar. Tamam. Padişah emirleri Hattü Hümayun olarak da bilinir diyor. Tamam, Hattü Hümayun. Güzel. Osmanlı'da örf ve adetlere sadece yönetimdekiler dikkat ederlerdi diyor. Sadece yönetimdekilerin dikkat etmesi, güzel. Padişahların tahta çıkışında bir tören düzenlenir diyor. Tahta çıkışta, pahta tıkışta, evet. Bir tören düzenlenmesi, güzel. Toprak padişahın ve ailesinin ortak malı olarak görülmektedir, uyan. Ortak mal. Tamam hocam, başlıyoruz. Ne aklımızda kaldı? Bakın şöyle bakıyorum şıklara. Farklı ünvanlar. Hattü Hümayun, bir iki tanesini hatırladım. Sonra baktım. Sadece yönetimdekilerin dikkat etmesi, tören düzenlenmesi ve ortak mal. Başlıyoruz. Osmanlı Devleti'nde örf ve adetlere, İslami kurallara dikkat edilir. Tamam. Devlet egemenliğinin Tanrı tarafından verildiğine inanılır. Eyvallah. Devlet Osmanlı soyundan gelenlerce yönetilir. Osmanlı Devleti'nde hükümdarlar bey, gazi, han, sultan ve benzeri birçok ünvan almıştır diyor. A seçeneğini çok rahat eleyebiliyoruz. Tamam. Osmanlı'da padişah emirlerine Hattü Hümayun ya da ferman denir. Tamam hocam, bu da çok güzel. Eyvallah. Bunun dışında padişahlar cülüs töreniyle tahta çıkar ve cülüs zaman bahşişi dağıtır diyor. Ha, tören ne? Tahta çıkması net bir şekilde değil de bana eletti. Devam ediyoruz. Ne diyor? Padişah yardımcısı vezir-i azamdır. Osmanlı'da toprak ise padişah ve ailesinin ortak malı olarak görülmektedir. Evet, burada da zaten E şıkkını gördüm. Doğru cevap gayet net bir şekilde C seçeneği oldu. Geldik 6. soruya arkadaşlar. Bakalım 6. soruda cevabımız ne olacak? Azıcık küçültelim. Harikasın hocam. Evet. Bu parçada ontoloji ve bilim felsefe karşılaştırması dikkat ile ilgili. Aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Ontoloji, varlığın varlığı ya da yokluğu üzerine düşünmüştür diyor. Varlığın varlığı ya da yokluğu üzerine düşünmek. Güzel.
Felsefenin soruları, bilimin kullanamayacağı sorular olabilir diyor. Bilimin kullanamayacağı sorular, bilimin olgusal şeyleri irdelemesi felsefeden ayrılan yönüdür diyor. Bilim olgusal şeyleri irdeler, güzel. Ontoloji, felsefe ile bilim arasındaki tek bağlantıdır diyor. Ontoloji, felsefe ile bilim arasındaki tek bağlantıdır. Güzel hocam. Felsefe, varlık sorununu düşünsel boyutuyla inceler diyor. Düşünsel boyut, saydığım hocam uyan, devam ediyoruz. Ne diyor? Varlık vardır ya da yoktur türünden söylemlerin yer aldığı genel disiplin ontoloji olarak bilinmektedir. Yani varlığın varlığı ya da yokluğu üzerine düşünür, bana net bir şekilde söyledi. Devam. Varlık bilimi olarak da söylenen ontoloji varlık kavramı üzerinde durur. Özellikle Platon ve Aristoteles ile birlikte varlık felsefesi önemli bir merhaleye ulaşmıştır diyor. Tamam, varlık sorumlu felsefe tamamen düşünme yoluyla aydınlatmaya çalışırken bu durum bilimde tamamen değişir diyor. Buraya kadar geldik. Burada bir duralım. Bakın dikkat. Ne demişti Ceyhan'da? Bilimin olgusal şeyleri irdelemesi felsefeden ayrılan yönüdür aslında. Değil mi? Yani burada en sonda da bak şurada da görüyorum. Bilim olgusal olan şeyleri irdeler. Evet, gözümüz oraya da kaymış belli ki. Bilim olgusal olan şeyleri, bu da C şıkkını söylüyor ama nihayetinde felsefeden ayrılan yönü dediği için çok rahat C seçeneğini ben burada zorlayabilirim. Devam. Varlık var mıdır gibi bir soru bilimin asla üzerinde durmayacağı bir sorudur. Ha, demek ki felsefenin sorduğu bir soruyu bilim kullanmayabiliyor. B seçeneğini de ben buradan çok rahat çıkarabiliyorum. Felsefenin evreni açıklamaya yönelik çalışmaları varlığı bilimden tamamen farklı bir şekilde irdelenmesine neden olmuştur diyor. E tamamdır, bu da gayet net bir şekilde bize neyi söyledi arkadaşlar? Aslında felsefe varlık sorununu düşünsel boyutla ele alır değil mi? En baştan bu yana vurguladığı şey de buydu. Sürekli olarak felsefede düşünme vardı. Mesela felsefe diyordu tamamen düşünme yoluyla anlatmaya çalışırken buradan da aslında E seçeneğini zorlayabilirmişiz. Çok rahat görebilirmişiz aslında. D seçeneği evet. Ontoloji bilim ve felsefe arasındaki tek bağlantıdır. Sadece o vardır. Yanlış bir ifade. Zaten şıkları okurken bile o sırıttı biraz kendini ele verdi gibi. Peki hocam neredeyiz? 7. sorudayız. Geldik 7'ye. Şöyle küçüktük. Diyor ki bu soruyu da yaparsan git artık gir sınava demiş. Ha bakalım gerçekten o kadar iddialı mı? Göreceğiz. Ama biz yine taktiğimizi kullanacağımızdan bizim için zor soru yok hocam. Ne diyormuşuz? Bu soruyu da yaparsan git artık gir sınava demişiz. Oba! Oba, oyunlar var, kelime oyunları var her soruda olduğu gibi. Bakalım hangisi söylenemez demiş coğrafi konumla ilgili. Hemen bakalım isterseniz seçeneklere. Ülkemiz ortalama yükseltisi fazla olan ülkelerdendir diyor. Ortalama yükseltisi fazla, güzel, harika. Ülkemizin coğrafi koordinatları bilinmektedir. Tamam, coğrafi koordinatlar bilinmekte. Ülkemizde önemli boğazlar ve ticaret yolları vardır. Önemli boğazlar ve ticaret yolları. Ülkemizin coğrafi konumu sabit bir özellik göstermez diyor. Tamam, coğrafi konumu sabit bir özellik göstermez. Aynı anda 4 mevsim yaşanabildiği için çeşitli yağışlar da vardır. Tamam, çeşitli yağışlar, aynı anda 4 mevsim. Güzel, harika. Başlıyorum. Bir ülkenin enlem ve boylam dereceleriyle yerinin belirlenmesi matematiksel konumu, ülkenin kendi özelliklerinin oluşturduğu konumu ise özel konumunu belirler. Güzel. Ülkemiz 3 tarafı denizlerle çevrili ve ortalama yükseltisi fazla olan bir ülkedir. Ortalama yükseltisi fazla derken ben A seçeneğini eledim. Buraya kadar her şey yolunda. Aynı anda 4 mevsim yaşanabildiği ülkemizde E şıkkı. Aynı anda 4 mevsim ama E şıkkına ne dedi? Bu olduğu için, yani 4 mevsim yaşandığı için çeşitli yağışlar var. Bu henüz yok. Bunu göremiyoruz ama 4 mevsim var. Dikkat, kaçırma onu. 4 mevsimin yaşanabildiği ülkemizde önemli boğazlar ve ticaret yolları bulunmakta. Tamam, önemli boğazlar ve ticaret yollarını da gördüm. Güzel. Ülkemiz 36 derece ve 42 derece kuzey paralelleri ile 26 ve 45 derece doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. Yani bir anlamda koordinatları bilinmekte. Güzel, harika. İşte sayılan bu özellikler hem matematiksel hem de özel konumla ilgili bilgilerdir. Ülkemizin coğrafi konumu birçok değişkeni de barındırmaktadır. Ülkeler işte bu değişkenlerle birbirlerine üstünlük sağlamak adına yarışırlar. Değişkenler varmış değil mi? Aman dikkat, coğrafi konumu ile ilgili sabit bir özellik göstermenin ötesinde değişkenleri de varmış. Burada zor olan şey 4 mevsimi görür görmez neredesin hocam? Aynı anda 4 mevsim çat diye E seçeneğini elememekti. Evet, aynı anda 4 mevsimin görüldüğü hem E'de hem de metinde fazlasıyla vurgulandı ama E şıkkı sadece onu söylemiyor. 4 mevsim görüldüğü için çeşitli yağışlar vardır diyor. Yağış vurgusu metnin hiçbir yerinde yer almadı arkadaşlar. Var mı soru işareti? Yok. Gayet net. Haydi geldik bir diğer teste. Kaçtayız hocam? 4. testteyiz. Bu konuda bayağı bir test var arkadaşlar. Mutlaka geri kalanını gün içerisinde bitirin. Affetmeyin. Bitsin bu soru tarzı bugün. Hadi bakalım. Ulaşılamaz. Divan edebiyatıyla ilgili hangisine ulaşılamaz? Farklı isimlerle de anılmıştır diyor. Tamam, farklı isimler. Ünlenmesinde en etkili olan unsur şiirdir diyor. Tamam, ünlenmesinde etkili olan unsur şiirmiş. Fuzuli dönemin gazel üstadıdır diyor. Fuzuli gazel üstadıdır. Düz yazı türünde de yazılar yazılmıştır. Düz yazı. Şairler döneme farklı özellikler kazandırmıştır diyor. Döneme farklı özellikler kazandırmalı. Divan edebiyatı, klasik edebiyat, yüksek zümre edebiyatı, eski edebiyat, saray edebiyatı. Ne derseniz deyin, divan edebiyatı şiirin egemen olduğu bir edebiyat dönemidir. Yani farklı isimlerle anıldığını söyleyebiliyoruz.
Düz yazı türünde elbette çok önemli eserler verildi. Fakat divan edebiyatı asıl şanını şiire borçludur. Yani bir anlamda B'yi bana söyle diyor hocam. Devam ediyorum. Özellikle gazeller, kasitler ve mesneviler divan edebiyatının olmazsa olmazlarındandır. Fuzuli, Baki, Nedim, Nabi gibi isimlerle şiirin bu dönemde ciddi bir ilerleme kaydettiği bilinmektedir. Bu arada düz yazı türünde de demiş ya, buradan D'yi eleyelim. Şöyle bir D'ye gözücüyle baktım aslında bir yandan da okurken. Düz yazı türünde eser verilmiş. Gayet sıradan bir şey, vurgu bu yani. Düz yazı türünde eser var. Orada zaten düz yazı türünde de elbette dediğine göre o da onu karşılıyor. Devam. Ne diyor? Düşünce boyutunu, özellikle Nabi şiire düşünce boyutunu getirerek şiiri iyice derinleştirmiştir. Fuzuli ve Baki gibi isimler ise türleri farklı olmakla birlikte aşkı temel almışlardır. Şeyh Galip'i de anmadan geçemeyiz. Şeyh Galip de şiire sembolik bir anlam kazanmıştır. Yani bir anlamda her yazar, her şair farklı farklı özellikler kazandırmış. Doğal olarak C seçeneğini Fuzuli anlatıldı ama bir gazel üstadı olduğuna dair bilgiyi alamıyoruz metinde arkadaşlar. Devam ediyoruz ikinci soruyla. Bu parçadan troposfer ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? İlgili kalem alınsın hocam, harika. Bakalım şıklara. Troposferin kalınlığı bulunduğunuz yere göre değişiklik gösterir. Kalınlığı değişiklik gösterebiliyormuş, tamam. İklimsel olaylar bu katmanın sadece belirli bir bölümünde oluşur diyor. İklimsel olaylar belirli bir bölümünde, güzel. Troposfer gazların büyük bir çoğunluğunu taşır diyor. Gazların büyük bir çoğunluğunu taşıması, tamam. Nemi sadece bu katmanda görebiliriz. Tamamdır, nemi görmek güzel. Troposferin ısınmasında doğrudan bulutların etkisi vardır diyor. Doğrudan bulutların etkisi. Bakalım neler olacak. Troposfer atmosferin en alt tabakasıdır. Troposferde yerden yükseldikçe sıcaklık düşer. Kalınlığı ekvatorda ya da kutupta olmasına göre değişir. Ha, kalınlığının değiştiğini söylüyor. Güzel, eyvallah. Bunun nedeni havanın ısınarak yükselmesi ve soğuyan havanın ağırlaşarak alçalması durumlarıdır. İklimsel olaylar işte bu katmanın 3-4 kilometrelik kısmında gerçekleşir. Ha, belirli bir bölümde gerçekleşiyor yani, bunu da söyleyebiliyoruz. Devam. Troposfer yerden yansıyan ışınlarla ısınır. Gazların %75'i de troposferde bulunur. Büyük bir çoğunluğu daha ne olacak yani? Büyük çoğunluğu, evet doğru, %75. Devam. Troposferde güçlü yatay ve dikey hava hareketleri görülebilir. Nem sadece bu katmanda bulunduğundan hava olayları da sadece bu katmanda gerçekleşir. Dikkat, nemi sadece bu katmanda görebiliyoruz. D seçeneği doğru cevap, kesinlikle E olacak. Aman dikkat, geldi mi çoğucam? Hangisine ulaşılamaz? Bu arada test 4'teyiz, unutmayın. Evet, ulaşılamaz fizik bilimiyle ilgili bakacağız. Cismin sabit olup olmamasına göre uygulanan kuvvet aynı hareketleri yapar diyor. Tamam, uygulanan kuvvetin aynı hareketleri yapması. Bir iş oluştuğu dememiz için cismin yol alması gerekir diyor. İş için cismin yol alması, güzel. İşin temel hedefi enerji aktarımını oluşturmaktır diyor. Tamam, enerji aktarımı, güzel. Harekette dik olan cisimler iş yapamazlar. Oba, dik olan cisimler iş yapamazlar. İş için cismin yol alması. Bakın, yol almak, enerji aktarımı. Onun dışında dik olursa iş yapamazlar. Bunlar birbirini çağrıştıran yakın ifadeler. Aman dikkat arkadaşlar, çok tehlikeli bir soruya dönüşebilir. Cisminin duruyor ya da hareket ediyor olması farklı hareketler oluşturabilir. Tamam, farklı hareketler oluşturması. Yukarıda ne demişti? Sabit olup olmamasına göre uygulanan kuvvet aynı hareketleri yapar demişti. Bismillah, ortalık yandı hocam. Fizik bilimi hareket doğrultusunda dik olan kuvvetler asla iş yapamazlar der. Yani diyor ki D seçeneğini ele. Bir cisim duruyor ya da hareket ediyor olabilir. Bu cisme uygulanan kuvvet cismin o anki durumuna göre farklı hareketlere neden olabilir. Ben burada E seçeneğini çok rahat görebiliyorum. Bu cisme uygulanan kuvvet cismin o anki durumuna göre farklı hareketlere neden olabilir okumuştum. Sabit bir kuvvet uygulanırsa cisim düzgün hızlanan bir harekete girer. Güzel, eyvallah. İşin oluşabilmesi için cismin mutlaka yol alması ve kuvvet ile yolun birbirine paralel olması gerçeği bilinmektedir. Tamam, yol alma vurgusuna gönderme yaptık. Eyvallah. Onun dışında başka ne diyor? İşin birim zamanda yapılan durumu ise güç olarak adlandırılır. İşin asıl hedefi ise enerji aktarımıdır. Evet, enerji aktarımında son saniyede söyledi. Doğru cevap A olacak. Netleşti değil mi? Aman dikkat. A şıkkı bu arada E şıkkıyla çok yakın. Yani şurası E şıkkını söylüyor. Değil mi? Aman dikkat. A şıkkını söylemiyor. Yani uygulanan kuvvet aynı hareketleri diyor. Yukarıda farklı hareketler diyor. Aman kaçmasın. Geldik 4'e arkadaşlar. Bu parçada Dalton atom modeliyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aman dikkat. Bakalım. Ne diyor? Birden fazla yasa bu yasanın temelinde etkili olmuştur diyor. Tamam. Birden fazla yasanın etkili olması, şöyle yazalım, etkili olmuştur. Güzel, çizelim daha doğrusu. Dalton atom modeline göre elementlerin tüm atomları şekil bakımından farklıdır. Tamam, şekil bakımından farklı olmaları, güzel. Dalton atom modeline göre tepkimelerde atomların bütünsel davranışları vardır diyor. Tamam, bütünsel davranış, güzel. Moleküllerin oluşmasında atomların birleşmeleri etkili olmuştur. Tamam, atomların birleşmeleri, güzel. Atomların bütünsel davranışı düşünülürken parçalanmaları ön planda değildir diyor. Parçalanmaların ön planda olmaması. Başlıyoruz bakalım 4. cevabı. Ne olacak? Sabit ve katlı oranlar yasaları Dalton atom modelinin temelini atmıştır. Eyvallah. Ha. Sabit oranlar ve katlı oranlar yasası, demek ki birden fazla yasa onun temelinde etkili olmuş. Bak, bunu görmek önemli. İlk cümleden bir şeyler çıkar arkadaşlar genelde. Zorlamakta fayda var biraz. Biraz zorlamakta fayda var. Ne diyor?
Bu atom modeline göre kimyasal bir tepkimede atomların bütünsel davranışları söz konusu olur. Ha, bütünsel davranış neredeydi arkadaşlar? C seçeneğinde çok rahat görmüştük onu da. Güzel. Atomların bu durumda parçalanması asla düşünülemez. Neredeydi? Parçalanmaları düşünülemez. E şıkkında rahatlıkla eledim. B kaldı, D kaldı. Bakalım neler göreceğiz. Devam. Moleküller atomların birleşmesiyle oluşur. Dalton atom modeline göre bir elementin tüm atomlara şekil ve kütle bakımından aynı özellikleri gösterir diyor. Eyvallah. Thomson atom modelinde ise atomdaki elektron ve proton sayısı eşittir. Thomson'ın atom modeline göre atomlar yüksüzdür. Bu modele göre atom bir küre şeklindedir diyor. Eyvallah. Şimdi ne demişti arkadaşlar? Şurada bir yerde. Neredeydi acaba B şıkkı, D şıkkı diye kontrol ederken moleküller atomların birleşmesiyle oluşur. Evet, buradan da D şıkkını çok rahat söyleyebiliyoruz. Şekil bakımından farklıdır vurgusu yok arkadaşlar. Aman dikkat. Sadece şekil ve kütle bakımından aynı özellikler gösterir gibi. Şekille alakalı böyle bir sözcük var. Böyle bir cümle var. O da zaten şıkkımıza ters hocam. Geldik bir diğer soruya. Haydi bitiriyoruz. Son 3 soru hocam. Hangisine ulaşılamaz? Yaklaştır hocam, yaklaştır. Bakalım ne olacak. Ozmotik basıncın ayarlanmasında inorganik bileşikler etkili olur diyor. İnorganik bileşikler. Güzel. Organik bu arada. Enerji verme görevi organik bileşikler için geçerli bir durumdur. Enerji verme organik, tamam. İnorganik, eyvallah, bileşiklerde ulan ne organikmiş be. İnorganik bileşiklerde canlının kendi ürettiği şeyleri görebiliriz diyor. Kendi ürettiği, güzel. Su, asit, tuz gibi şeyler inorganik bileşiklerdir diyor. Tamam, inorganik bileşikleri saydı. Metabolizmanın düzenlenmesinde inorganik bileşikler etkili oldu. Hayatımda hiç bu kadar inorganik dememiştim. Belki ömrümün sonuna kadar hiç bir daha kullanmayacağım inorganik sözcüğünü, bilmiyoruz. İlk defa bir anda... Bir 30 kere falan kullandık, evet. Tekrar ediyorum şıkları. İnorganik bileşikleri etkili ozmotik basınçta, enerji vermede, kendi ürettiği şeylerde. Güzel. Bunlar hep birbirine bağlı şıklar. Su, asit, tuz. Bunlar birbirine bağlı ve tehlikeli, unutma. İnorganik bileşikler metabolizmanın düzenlemesinde etkiliymiş. Evet. Geldik 5. soruya. Bakalım cevap ne olacak? Canlı yeri alırken dikkat. Temel bileşikleri organik temel bileşikler ve inorganik temel bileşikler olarak inceleyebiliriz. İnorganik bileşiklere baktığımızda canlının sentezleyemediği ve hazır olarak aldığı maddeler değerlendirilebilir. Su, asit, tuz, baz, mineral inorganik bileşiklerdir. Yani D seçeneğini ele diyor bana. Güzel. Ben çarpı 1'i buçuğa aldım kendime. Rahat ol. Çarpı 2'yi aldım. Hiç hızlandırmana gerek yok. İnorganik bileşikler metabolizmanın düzenlenmesine görev alırlar. Metabolizmanın düzenlenmesi. E şıkkı. Gitti hocam. Çok net bir şekilde eledim onu da. Tamam, eyvallah. Kanın ozmotik basıncında yine inorganik bileşikler ayarlar. Eyvallah. A seçeneğinde çok rahat eleyebiliyorum. Enerji verme ve kendi üretmesi var. Tamam. Canlılar tarafından üretilen bileşikler ise organik bileşiklerdir. Protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, nükleik asit, enzimler, hormonlar organik bileşiklerdir. Organik bileşikler ise enerji verme, düzenleme, yönetme gibi birçok görev yerine getirebilirler. Tamam. Ha, orada B şıkkında enerji verme demişti. Doğru cevap kesinlikle C seçeneği olacak arkadaşlar. Geldik 6'ya. Ulaşılamaz diyor. İklimlerle ilgili. Hadi hocam, ben hızlandım, rahat ol, hızlandırmana gerek yok. Ekvatorlu iklimlerde yağışlı mevsim sayısı azdır diyor. Yağışlı mevsim sayısı az. Muson iklim tipinde sıcaklık belli bir derecede duruyor. Sıcaklık belli bir derecede. İklim tipleri kendi bitki örtülerine sahiptir diyor. Kendi bitki örtüleri, eyvallah hocam, buraya kadar her şey yolunda. Ekvatorlu iklime birden fazla bölgede rastlanır diyor. Birden fazla bölgede rastlanması. Muson iklim tipinde orman örtüsü görülebilir. Orman örtüsü. Başlıyoruz hocam. Bakalım cevabımız ne olacak? Sıcak iklimler ekvatoral, tropikal, muson, çöl gibi birçok iklim türünü de içinde barındırır. Ekvatoral iklime bakıldığında sıcaklığın 25 derece dolaylarında olduğu görülmektedir. Tamam, güzel, harika. Bakıyorum şu ışıklarda bir eleme yapabilir miyim diye. Yani biraz belki, biraz belki. Genellikle her mevsimin yağışlı olduğu da bilinmektedir. Buna bağlı olarak bitki örtüsü de oldukça gür bir görüntü çizmektedir. Tamam. Yani iklim tipleri kendi bitki örtülerini zorlayabiliriz. Amazon ve Kongo havzalarının büyük bir bölümünde bu iklim türüne rastlanabilir. Tropikal iklimde ise sıcaklığın 20 derece civarlarında olduğu bilinmektedir diyor. Eyvallah. Bu iklim türünde de yine gür bitki. Yani bir anlamda aslında bana diyor ki C şıkkını ele hocam. Daha fazla bekleme. C şıkkını ele diyor. Eyvallah. Şimdi bunun dışında başka ne söylüyor? Muson iklimde ise diyor 15-20 derece dolaylarında bir sıcaklık. Evet, yani belli bir sıcaklık olduğunu söylüyor. Belli derecede olduğunu söylüyor. B'yi de çok rahat eleyebiliyorum arkadaşlar. Tamamdır. Bunun dışında ekvatoral iklime bakıldığında diyor, anlatıyor ve sonrasında Amazon, Kongo vesaire vesaire, yani fazlasıyla ekvatoral iklimin nerelerde görüldüğünü ne yaptı şurada söyledi. Sonra da bunları yavaş yavaş açarak bölgeleri saymaya başladı. Oradan da D'yi çok rahat görebiliyoruz. Sonra ne diyor? Ormanlar bu iklim tipinde görülmektedir. Evet, muson iklimini söyledi. Sonra bu iklim tipinde ormanlar var dedi. E'yi de eledik. Doğru cevap kesinlikle A seçeneği olacak arkadaşlar. Geldik 7. soruya. Yaptıysan helal demişiz. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Ne diyor? Bu parçadan ahlak ve etik kavramlarıyla ilgili diyor. Aşağıdakinin hangisine ulaşılamaz?
Ahlakın insan davranışları üzerinde bir etkisi vardır diyor. İnsan davranışları üzerindeki etkisi. Etik kavramının erdemle hiçbir ilişkisi yoktur. Etik kavramının erdemle ilişkisinin olmaması. Ahlaklı davranış ve erdem arasında bir bağlantı vardır. Ahlaklı davranış neredesin burada? Ahlak kavramında doğru ve yanlış kavramları da vardır diyor. Doğru ve yanlış kavramları. Erdem kavramının oluşmasında birçok etken vardır diyor. Birçok etken. İnsanların davranışlarını ve ilişkilerini düzenlemek düşüncesiyle oluşturmuş değerler sistemi denince akla ahlak kavramı gelmektedir. İnsanlara doğruyu ve yanlışı net bir biçimde ifade eden ahlak kavramı felsefenin de ilgi alanındadır diyor. Evet, doğru ve yanlış vurgusunu çok rahat söyleyebiliyoruz. Devam. Felsefenin ilgi alanındaki bu konu etik kavramıyla irdelenmektedir. Etik daha çok ahlaki değer yargılarını inceler bir vaziyettedir. Eyvallah. İşte bu irdeleme ve felsefe ahlak ilişkisi erdem kavramında doğurur diyor. Yani erdem kavramının oluşmasında birçok şey etkili. Eyvallah, tamamdır. Onun dışında başka ne diyor? İşte bu irdeleme ve felsefe ahlak ilişkisi tamamını geçtim. Erdem ya da erdemli davranış insanlığın üzerinde çokça durduğu bir olgudur. Erdemli davranış ahlaki olgunun da bir neticesidir aslında diyor. Yani demek ki insan davranışları üzerinde ahlakın etkisi var. Ve doğal olarak ahlaklı davranış ve erdem arasında da bir ilişki var. Etikle erdem arasında hiçbir ilişkisi yoktur. İlişki yoktur vurgusu. Aman dikkat, ulaşılamaz. Belki var belki yok. Metinde az çok hissediyoruz bir şeyler ama yoktur vurgusuna ulaşamıyoruz. Doğru cevap kesinlikle B seçeneği olacak arkadaşlar. Süper, güzel gittik, sağlam gittik, yoğun gittik. Zaten olumsuz soru kökleri tehlikelidir, sıkıntılıdır. İlk 1-2'yi zaten test 1-2'yi geçen seneki yaptığımız kampta çözmüşüz. Bu seneki kampta da 3-4 arkadaşlar. Bayağı bir test var, hemen şöyle bir bakayım. Hah, testimiz kaç test var? Tam 9 test var arkadaşlar bu kitapta. Tam 9 teste yer vermişiz. 9 testin ikisini şimdi çözdük. İkisi de daha önce çözüldü, izleyin mutlaka onu da. Doğal olarak geriye kalan arkadaşlar tam 5 test size kaldı. 5x7, 5x8'den çok rahat böyle bir 35-40 civarı soru var. Günlük paragraf rutini için mükemmel, işinize yarar. Bunu mutlaka çözün. Kitabın arkadaşlar ilgili bölümlerini, konuştuğumuz bölümlerini bitire bitire gidin. Geriye kalan bütün testleri bitirin. 10 testlik bir yer de gelecek, 12 testlik yerlere de geleceğiz. Orada da hiç affetmez. Hepsini gün içerisinde çözün. Yoğun bir kamp olsun. Benim isteğim, amacım odur ki sonrasında yol almış olabilirsiniz. Asla ama asla rahat oturduğumuz yerden ilerleme kaydedemeyeceğiz. Mutlaka ama mutlaka biraz terlemek, biraz yorulmak gerekecek, biraz fedakarlık gerekecek. O güçte sende var hocam, zaten için rahat olsun. Hiç. MSU kampına katılıyorsun. Akşama geliyorsun. Neyin peşindesin? Bir saat sonra katılıyorsun edebiyat. Ertesi gün bilmem ne. Ya bu yoğunluk ve sadece Türkçe yok tabii ki sınavda. Onlarca ders izliyorsun, katılıyorsun. Doğal olarak bu azim, bu hırs sende mutlaka ama mutlaka bir şekilde başarıya neden olacak, yol açacak, sebep olacak. Haydi hocam, uzattın. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.